istiyorum ama o bilgiyi mutlaka bugün açıklayayım. Çok ya, cevapları da merak ediyorum. Ay, siz de merak ediyorsunuz biliyorum. Şimdi Nuran, Giresun'un Nuran'ı konuşacağız. Annesi ve babası gelsin lütfen. Suzan Hanım'a Kemal Bey, buyurun. Gel Suzan'cığım. Vallahi o bilgiyi bugün inşallah açıklayacağım. Gel Kemal Beyciğim, yerinize geçin. Kemal Bey, kaç yaşındasın Kemal Bey? Selamünaleyküm. Aleyküm selam, sağ ol canım. 59 yaşındayım, 65 doğumluyum. 65 doğumlusun. Tamam, geç şöyle lütfen. İnşallah bir hayırlı haberi alacağız yani. Yani inşallah. Yani ama maalesef kızın yaşamıyor. Yani hayırlı haber dediğin kızının yaşadığı mı yoksa adaletin yerini bulması mı? Hangisi bilemedim ama sen yerine otur. Yani keşke kızın yaşasa da şuradan kapıdan gelse. Savaş gelsin. Lütfen kocası ve amcası Emir gelsin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ablacığım kolay gelsin. Sağ ol canım, teşekkür ederim. Sağ olasın. Ablacığım kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol, teşekkürler. O bilgiyi bugün hemen hızlıca açıklayacağım. Annen Yeter Hanım'ı bir göreyim lütfen. Yeter Hanım'ı bugün canlı yayında. Yeter Hanım, duyuyor musun beni? Yeter Hanım, beni duyuyor musun? Duyuyorum. Hasta olduğunu biraz söylediler, geçmiş olsun. Evet, duyuyorum. Biraz hastaymışsın, geçmiş olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Şimdi... Ocağı bütün senden hepimizin bayramını kutlayayım. Hayırlı bayramlar sana da, sağ ol, çok teşekkürler. Şimdi yine bazı bilgileri açıklayacağım, yine sen diyeceksin ki hatırlamıyorum. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi o gece sen... Söyle. O gece sen şimdi ablan Ümmühan'ı aradığını hatırlıyorsun. Başka kimseyi aradın mı canım? Bir de Emir'in karısı Hatice'yi aramışsın. Başka kimseyi hatırladın mı? Ya şimdi... Ablacığım bak, gece değil. Burada bak, burada 5'te 6'da ışığı. Gece olmuyor. Orada da gece olabilir. Ya gece burası dediğim, hayır, şöyle diyeyim. Sabaha doğru diyeyim o zaman ben. Sabaha doğru. Yani ışımış abla, oluyor. Bayağı erken oluyor. Işımış biliyorum, oluyor. Biliyorum. Mesele tamam. 5.08'de ablanı arıyorsun. 5.09'da yine ablanı arıyorsun. 2,5 dakika konuşuyorsun. Sonra Hatice'yi arıyorsun. Emir'in karısını 05.50'de. 06.30 evet, onu Hatice'yi arıyorsun. Hatice'yle de 4,5 dakika konuşuyorsun. Peki gün ışıdı diyelim ama sabaha doğru gelin kaybolmuş birkaç saat sonra falan. Başka kimi aradığını hatırlıyor musun? Başka kimseyi hatırlamadım. Aramadım yani, hatırlamadım dedim sana, aramadım başka kimseyi. Emin misin? Hatice'yi de şöyle aradım. Şimdi ben geldim. Hı, söyle. Başka kimseyi aradığım hiç hatırlamıyorum yani. Hatice'yi de şöyle aradım. Hatice bana ödemeli atıyor. O kadar aşağı, yerden aşağı ödemeli attı. Ben de onu tekrar geri aradım. Dedi yenge, bir gelişme var mı? Nasıl dedi? Bir haber havadis var mı? Nuran'ın kasasından dedi. Yok dedim, öyle bir şey dedim. Abla dedim, çoluk uğraşıp duruyor dedim. Jandarmalar geldi dedim. İfademizi aldılar dedim. Evin tarafları hep jandarma dedim. Ondan sonra bir de başka bir şey demedim. Bir de evin arkasından jandarma çıktı. Ben de camın ağzından çocuğu unutmaya uğraşıyordum. Jandarma beni korkuttu, ben onu korkuttum. Abla dedi, ödümü koparttın dedi. Ben de onu ödümü koparttım. Bunları anlattım. Başka kötü bir şey demedim ben hiç. Başka bir şey hatırlamıyorsun. Tamam, onları söylüyorsun sadece. Şimdi bana... Başka bir şey demedim yani, kötü bir şey anmadım hiç. Ama o saatte jandarma gelmemiş ki. Hangi jandarmadan bahsediyor ya? Abla frekansları karıştırdı o bak galiba. Geldi, bence geldi. De şey koptu yani. İletişim yok, koptu Yeter Hanım. Paralel evreye geçti yani. Yok anne, daha sonradan bir daha konuşmuştur. Onu hatırlamıştır. Evet belki. Ama ben o sabaha doğrusu da jandarma 9'dan sonra sabah, geliyor. Tamam ablacığım, o büyük ihtimalle hani olaydan sonra... Kafa karıştırmak istiyor severim. İyi karıştırmaya çalışıyor ama yok, yemezler yani. Yok o şekilde değil abla. Daha sonradan konuştuğunu söylüyordu şu an. Hiç güleceğim yoktu. Ya ama Kemal Bey, bir şey söyleyeceğim. Şimdi senin kızın kaybolmuş. Geleceğim, birazdan açıklayacağım o bilgiyi. Senin kızın kaybolmuş, sen bir ifade vermişsin. O ifadeyi şimdi ekranlara getireceğim. O ifade çok önemli. Sen o ifadende seni sabaha doğru 6'ya doğru, 5.30 6'ya doğru galiba Emir geliyor, Savaş geliyor ve Cemal geliyor, seni 5 uyandırıyor. 5.30 6 değil ya, 4.30 4.30 falan ya. 4-4.30. Evet. 4-4.30. Beni yataktan uyurken kaldırdılar. Peki önce onlar seni uyurken kaldırdıklarını ilk sana ne dediler kızının kaybıyla Nuran ilgili? Nuran kayboldu, buya geldi mi dediler ya. Aynı şeyi bana söyledip geziyorsunuz ya. Ama bir dakika, bir şey söyleyeceğim, açıklayacağım. Anladım. Ha, peki. Nuran kayboldu, buya geldi mi dediler. Olay bu. O kadar kısa mı konuştunuz? Evet. Başka uzun konuşmadınız yok. Mı? Yok. O gece seni arayan yok mu? Gece beni bunu aradıklarını söyle, bana ulaşması mümkün olmaz. Şöyle olmuyor, ben telefonu balkonda bırakayım, yatak odasına götürmeyeyim. Niye peki öyle yapıyorsun? Bu haberlere dinledim, bu uzmanlardan, bu beyine timur yaparmış diye, yatak odanıza koyman diye. Ha. Oradan bir tedirginlik var şeyimde. Gece biri aradığında duymuyor musun? Duymam mümkün değil. Telefonu açmıyor musun?
Telefon açık duruyor da balkon da yanlış. Kim yani, ararsan telefon sesi duymam mümkün değil. Mümkün değil. Akşam 9.30-10 yatarım. Evde kim vardı o gece? Kim evde vardı? Ben vardım. Yalnızdın. Yalnızım. Allah Allah. Çok enteresan. Sabah gelince de hemen telefonuma bakarım. Beni arayan olmuş önce mu olmamış. Önce ifadeni bir ekranlara getireyim. Çünkü ifaden birebir Dünür'ün Cemal, Savaş ve Emir'le ifaden birebir neredeyse aynı. Yani onların söylediklerinde benzer. Senin kızın kaybolmuş. Evet. Onlar senin kızın kayboldu derken kızın birinin yanına kaçtı mı dediler yok, sana? Yok öyle demediler. Kayboldu buraya geldi mi dediler. Kayboldu buraya geldi mi dediler. Ben babasıyım ya. Yani buraya da gelebilir hesabım. Orada olmadığına göre nerede olabilir diye sen sordun mu onlara peki? Ona öyle bir şey sormadım. Yani evin arka penceresinden çıkmış gitmiş diye söylediler. Buraya geldi mi dediler. E sen normal mi bir karşıladın kızın evden gitmiş gece yaktı vakti? Ya ben şimdi o hale yani bunlardan da öyle bir yanlış beklemediğim için acaba yani burada normal geldi bana. Acaba kızının niye bunu gece, yaptı gibisine? Gece yarısı balkondan gitmesi normal mi geldi? Balkondan değil. Camdan özür dilerim. Pencereden canım işte sonuçta. Ama niye indi gitti? Tabii onları bilemiyorum. Şu ifade mi gelsin Kemal Bey'in babasının ifadesi çok ilginç. Lütfen çok dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Sosyal medyada koyar mıyız arkadaşlar? Kemal Bey'in ifadesi 13.06.2021 tarihinde. Yani kızı kaybolduktan 11'inde kayboluyor. 2 gün sonra alınıyor. Gelsin ekranlara. Kızım Nuran Bayram'ın önceden beri bildiğim psikolojik sorunları vardı ve gayipten sesler duyuyordu. Kızımın evinden habersiz gitmesiyle ilgili herhangi bir zorlama, kaçırma gibi durum olmadığını, tamamen kendi isteğiyle evden habersiz gittiğini düşünüyorum. Bu olayla ilgili herhangi bir şüphelendiğim kişi veya kişiler yok. Kimseden şikayetçi ve davacı değilim. Bir dakika. Buyur söyle Kemal Bey. Ben böyle bir ifade vermedim. Bu senin değil mi? Değil. Jandarma yalan mı söylüyor? Jandarma bunu yazdıysa öyle bir... Asla kabul etmem bu ifadeyi. Asla kabul etmiyorsun. Yok canım ya kimse öyle bir şey senin mi ifadeni var? Almadı mı? O, sanki benim yanımda yaşıyormuş gibi bir şey vermişler ya. Öyle evet ama sanki böyle şöyle anlaşılıyor. Sanki Cemal ve Savaş sana ne dediyse birebir onu söylemişsin gibi. Sen onlara inanmışsın ve onların dediğiyle ilgili ifade vermişsin. Ben şimdi şöyle ifade yani bunlar dedim... Bu resmi evrak bu arada. Bu resmi evrak. Resmi de bak şimdi benim yanımdayken böyle bir benim çocuğumun iddia ettikleri hastalık yoktu dedim. Bunun dışında olan böyle böyle psikolojik bozukları var diye söylüyorlar dedim. Yani ben bunların şeyini söyledim. Kendim bu hastalığı var diye öyle beyanda bulunmadım. Sen böyle bana ifadeyi Savaş... karıştırmışlar. Bunların şeyini. Sen onların ağzından duyduğumu söyledim. Evet. Dediğin halde ifadeyi karıştırmışlar. İfadeye jandarma onu geçirmemiş. Evet onu karıştırmışlar. Ama sen de buraya geldiğinde şunu söyledin bize. Dedin ki ben hep onlar bana dediler ki sen Savaş demişsin ki işte gayipten sesler duyuyor ya ben da... Ben öyle çocuğum gayipten ses duyuyor. Öyle bir beyanda bulunmadım ya. Peki Savaşlar sana öyle bir şey yaşamadım ki. Psikolojik sorunları vardı dedi mi Savaş sana? Bunlar söylüyorlardı. Bunlar psikolojik sorunu var ya. Söyledi mi Kemal Bey'e? Öyle iddialar var. Söyledim, var. Yok bunu bilemiyorum ama ben ona inanmıyorum. Niye inanmıyorum biliyor musun? Daha önce söylemiş sana. Ya önce öyle daha iddia önce Suzan Yenge'ye söyledim ben bunu. Bu kaçtıktan sonra konuştular onlar. Ondan önce öyle iddia etmediler. Ondan önce söylemediler. Suzan Yenge'ye söyledim abla daha önce yok, ben hayır, bunu. Hayır öyle bir şey söylemediler. Suzancığım söyledi mi sana? Şimdi bu iddiayı doğrulayabilmemiz için bunu iddiasına yani şey olabilmesi için 3 tane doktoran bunun bir beyanı, bunu iddia ettiği şeyler şahsa ait bir hastalık değil. Bir hekim de bunu yapabilir yani bir heyet raporu diyorsun da heyet raporuna gerek yok. Bir psikiyatrist de böyle bir rapor verebilir. Şimdi rapor vermesin ben bir şey söyleyeyim. Bir de Suzan'cığım seni aradı mı damat Savaş? Yani gelin ya kızın psikolojik sorunları var dedi mi demedi hayır, mi? Hayır öyle bir şey demedi bana. Neyle dedi ya o gittikten sonra böyle şey varmış da siz bana söylememişsiniz de kendi söyledi gittikten sonra demişsin. Gittikten sonra söylüyor. O zamana kadar bak 20 yaşına kadar ne psikolojik sorunu var bizim evden bir yere gittiyse buyurun Boncuk Çukur halkına sorun. Ablacığım. Bir kere gittiyse ona ben sahip çıkar. Bana söylemedi önceden. Kendim de bir defa ya. Olayı bundan yaptı. Ne yaptı? Kendim de bir defa ya mahsus doktora götürüyorum. Başım ağrıyor diye söyledi. Kirasın İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne beyin cerrahı baktılar. Beyin cerrahı çıkarttım bir domografi alalım dedi. At kata indirin domografiyi aldık doktorunuza gidin dedi. Bir tanı var mı? Teşhis var mı? Kızında bir psikolojik sorunları var vesaire. Yok bak şimdi başım ağrıyor diye götürüyorum ben. Anladım. O domografiye baktı doktor şu anda dedi beyin cerrah alanında başlamış başlangıç bir hastalık görünmüyor kızım dedi.
Bazen bizim de başımız ağrıyor yedirip bir kutu hap yazdı. O kadar. Başka bir şey yok. Baş ağrısı için. Söyle. Çok kısa alayım. İlk başta şunu söyleyeceğim abla. Ben götürdüm bu hastaneye dedim ya. Bunu hani araştırmasını ben tekrardan yapacağım. Hani ulaşmaya çalışacağım o doktora. Ve ilki de ablacığım. Savaş biz, bir, biz ablacığım, bir kez daha çek ettik. Baktık dedik acaba haksızlık yapmayalım mı? Yani senin eşine konulmuş bir hastalık, bir teşhis yok. Bir tedavi de yok. Tamam yani abla ben bunu sizi karşınıza getireceğim. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Olur. Bir de şöyle bir şey var ablacığım. İlk kaçtığında ya ilk ya ikincisinde tam hatırlamıyorum onu yalan söylemeyeyim. Yine aynı bir şekilde doktora gittiğinde hatta doktora bırak abla o zaman siviller almıştı onu ve ben size söylemiştim bir kişi daha var hani röportaj alın demiştim. O söyledi sana bana o da yanındaymış o zaman bunun ruhsal sıkıntıları var diye yani. Ya getir ben belki biz araştırdık, JASAT araştırdı, konulmuş bir teşhis ve verilen yazılmış bir reçete yok. Şimdi ben bir tamam, onu çok konuştum, onu şu bilgiyi açıklayayım ya. İki gündür açıklayamıyorum bir türlü. İzleyiciler de haklı olarak Didem niye böyle söylüyor diyecekler. Yeter Hanım.